Radara yakalanmışım bir yerde. Gelibolu Keşan istikameti. 3000 TL ödemem gerekiyor. 100 oraya tekabül ediyor neredeyse. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerindeyiz. Merhaba. 245 mi? Euro ile ödeyebilir miyim 10 euro ile? Bulgaristan-Sırp sınırında bekliyoruz. Daha Bulgar'dan çıkış bile yapamadık. 1 saat 15 dakika oldu. Evet arkadaşlar, beklenen büyük an geldi. Gurbet yolu 2023 başlıyor. Hazırız. Duşumuzu yaptık, uyandık. Kahvemizi yaptık. Ha bu arada ben Almanya'dan bu Aldi'nin kahve makinesini getiriyorum her zaman Türkiye'ye. İyi oluyor. Kapsülleri de var biliyorsunuz. Onlardan da bir 5-10 paket getiriyoruz. Çünkü Türkiye'de maalesef Almanya'daki gibi kahve bulamıyoruz. Tabii ki Türk kahvesini de seviyoruz ama sabah sabah onu içmek istemiyoruz. Bu Almanya'da içtiğimiz kahveleri içtiğimiz için. Tavsiye ederim siz de böyle bir şey yapın yani, çok büyük değil. Makine taşınabilir yani. Öyle arkadaşlar, başlıyoruz. Sıla yolumuz. Bir iki daha toplayacağımız çantalarımız falan var buralarda. Onları toparlayıp, evi kapatıp, teslim edip yola döküleceğiz. Hadi başlayalım. Videoya hoş geldiniz. Kanala abonelik, videoya like. Biraz uykum var, o yüzden böyle değişik konuşuyor olabilirim de açılırız birazdan. Kapıkule'ye kadar açılırız ya. Turumuz Ayvalık Kapıkule, Çanakkale üzerinden. Bu yeni tünelden geçeceğiz. Altınoluk istikametinde yeni tünelden. Onu göstereceğim size. Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz. Allah kısmet ederse Kapıkule'ye kadar beraberiz. Haydi iyi seyirler. Evet arkadaşlar, geri dönüş yolumuzun ilk etabını atlattık. Şu anda Kaz Dağları'ndayız. İzmir-Çanakkale yolundayız, şöyle diyelim. Bu tüneller falan bu sene açılmış. Onları ilk kez geçeceğiz, ya da geçen sene mi açıldı tam olarak bilmiyorum ama ben ilk kez geçiyorum şu anda. Buraya çok güzel otoyol yapmış. Buraları biliyorsun, hani bilenler bilir. Burada çok dağlık bir yol vardı, böyle virajlı mirajlı tepeye kadar çıkıyordun. Çok korkunç, hani manzarası muhteşem ama yol olarak korkunç bir yoldu. Korku verici. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi birazdan tünele girince size bazı detayları vereceğiz bakalım. Ne kadar para ödeyeceğiz? Tüneller ne kadar uzun? Kaç tane var? Vesaire vesaire. Tünel girişi farlarınızı yakınız diyor. 4 metre 80 yükseklik. Yine de bayağı bir bayıra çıkıyoruz buradan. Yani tırlar falan bayağı bir yavaşlamışlar. Araba da bayağı zorlanıyor şu anda. Hissediyorsunuz yani. Bayağı tırmanıyoruz şu anda. İlk tünele giriyoruz. Detayları verelim. Tünelimizin uzunluğu 4 kilometre. Yani 4017 metre arkadaşlar. Troya tüneli diye geçiyor. Şimdi geçiyoruz. 4 kilometre boyunca bu tünelin içindeyiz şu anda. Kulaklarımız tıkandı. Ama hala dağa tırmanıyoruz, belli oluyor yani. Dikine yapmışlar tüneli. Acayip. Keyfini çıkarın. Şu anda Kaz Dağları'nın altında bulunuyoruz. İçinden geçiyoruz yani. Muhteşem bir şey. Asfaltı çok parlıyor. Çok, çok temiz asfaltı var, evet, yeni, sıfır. Ama hep çıkıyoruz ha, hala bayır çıkıyor. Yani düz delmemişler. Tepeye çıkıyoruz yine de. Değil mi? Çıkıyoruz canım. Bayır çıkıyoruz. Yavaş gidiniz yazıyor. Bak buraya iki şeritli tünel yapmışlar ama. İşte İstanbul-Sakarya arası 4 şeritli tüneller. 4 gidiş 4 gelişti. Burası 2. Kaç metre? 4 kilometre baba. 4,017 metre. Ne tüneliydi? Troya. Troya. Ha, Troya tüneli. Evet, şimdi zaten bir kısa çıkacağız. Kısa çıkıp tekrar bir tünele gireceğiz. O da neydi? Asos tüneli. Asos tüneli mi oluyor? Evet. Bildiğinden değil yani. Yok. Evet, tünelden çıkıyoruz arkadaşlar şu anda. Yani ilk tünelden çıkıyoruz, Troya tünelinden. Hemen arkasından Asos tüneline giriyoruz. Yani bir 100 metre boşluk yok arada. O da 1693 metreymiş. Bu kadar yokmuş bak.
Yani bu o kadar uzun değilmiş, 1,5 kilometre. Daha aydınlık. Bu daha aydınlık. Evet, ışıklandırması biraz farklı, değişik yapmışlar. Girişi de farklıydı baktım. Evet. Her şey oldu. Koyu karardı şimdi. Acaba göz alışsın diye mi? Belki de öyle yapılmış. Aynen, göz alışsın diye girişi aydınlık yapmışlar. Ondan sonra yavaş yavaş kısmışlar ışıkları. Evet. Çok mantıklı. Aynen. Çıkarken de yavaş yavaş aydınlanması gözler için tabii ki daha iyi. Biliyorsunuz tünellerden çıkınca dışarısı da aydınlık olduğu zaman insan önce bir gözleriyle sıkıntı yaşıyor. Mantıklı. Teknoloji ilerlemiş. Bu kadar basit aslında. Çok basit bir şey. Daha güçlü ışık takacaksın sadece çıkarken. Yavaşça güçlendireceksin lan bu ışıklandırmayı. Ama mükemmel olmuş. Yani o dağlık yola girmiyorsak ve girmeyeceğiz büyük ihtimalle. Muhteşem bir şey. Geçtik. Bu tüneli de atlattık. Evet arkadaşlar, tünellerimizi geçtik. Şimdi yolumuz Çanakkale. Oradan da Çanakkale Köprüsü'ne geçeceğiz. Orada tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet güzel insanlar, tünellerden geçtik biraz önce. Hiçbir ücret ödemedik. Yani ücret ne kadar ödeyeceğiz diye söylemiştim baştan ama bilmiyordum. Ücretsizmiş. Şu ana kadar hiçbir şey almadılar bizden. Şu anda tam 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldik. Çanakkale benim memleketim bu arada. Ben burada buralıyım. Burada doğmadım ama buralıyım. Bigalıyım. Çanakkale Bigalı. Evet şu an benim memleketteyiz. Ve Çanakkale Köprümüze geliyoruz. Türkiye'nin en uzun, hatta dünyanın galiba 4. uzun asma köprüsü mü? Ya da en uzun asma köprüsü mü olmasa? Bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yazsın. O kadar detaylı şeyim yok, bilgim yok. Köprü güzel. Bayağı uzun. Onu biliyorum. Geçen sene de geçmiştik üstünden. Belki görüyorsunuzdur şu anda. Karşıda yavaş yavaş taşıyıcıları görünmeye başladı. Buraları hep otoyol yapmışlar. Dinlenme tesislerinin ismi de 1915 Çanakkale dinlenme tesisleri. Şu an direktman köprüye doğru gitmekteyiz. Köprüyü geçerken hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, köprüye şu anda çıkmakta bulunuyoruz. Önümüzdeki amca biraz bizi kesti, korktu galiba. Ortadan mı almak istedi köprüyü, ne yaptı anlamadım. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerindeyiz. Muhteşem bir yapı, inanılmaz bir yapı yani, harika bir şey. Türkiye'deki köprülerden en çok sevdiğim, çünkü kenarları çok güzel kapalı. Bazı köprülerimiz var, böyle kenarlar açık gözüküyor, çok korkunç. Bu köprünün bacaklarının üstündeki yuvarlıklar da bu şey, Çanakkale'de top taşıyan biri vardı ya, o neydi, Orhan mıydı o paşa, ne bileyim, o savaş toplarını ima ediyormuş, biliyor muydunuz? Bomb mu? Ben geçen belgeselini izlediydim de öyle diyorlardı. O en üstündeki Çinliler yapmadı burayı. Çinliler yaptı da sonuçta şey, mühendisleri Türktür. Yapının da bir anlamı olması lazım yani burada. Karşı taraf abi de. Denizi son defa mı görüyoruz burada? Yok, daha var canım. Daha vardı mı? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz inanılmaz uzun bir köprü. Yani git daha ikinci bacağına gelmedik. ...120 kilometre hızla gidiyorum. Halen daha köprünün üzerindeyiz.
Şimdi yavaş yavaş bitmek üzere köprümüz. Bir şeyler de geliyor hemen galiba. Aha. Pamuk enlerce be. Geçiş yaptınız. Sağ tarafta. Geçiş yaptınız. Pamuk enlerce be, buyurun. Evet arkadaşlar, köprüyü geçtikten sonra bir 50 kilometre kadar bir otoyol geldik. Köprüyü direkt geçer geçmez zaten şu bileti çektik. Orada ödeme yapmadık hemen. Şimdi otoyolu kullandık. Otoyolun kullanma bedelimiz de içinde. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Edirne'ye doğru döndük şimdi. Düz devam etseydik Tekirdağ İstanbul'a gidiyordu yol çünkü. Mecburuz buradan dönmeye. Otoyoldan çıkmaya. Keşke buralarda otoyol olsa. Buralara yapılmamış hala. Bir de euro ile ödemeyi deneyeceğiz bakalım. 10 euro ile bozacaklar mı? Bazen yapıyorlar. Merhaba. 245 mi? Evet. Şey, euro ile ödeyebilir miyim 10 euro ile? Kart var mı abi? Ne? Kredi kartın var mı? Kredi kartı kullanmıyorum. Evet arkadaşlar, 245 TL tuttu. Köprü dahil otoyol buraya kadar yaklaşık 10 euro yapıyor. 29'dan hesaplasan tabii. 9 euro falan yapıyor yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı yolculuk. Hayırlı işler. Hayırlı yolculuk bize. Hayırlı işler ona. Kaçtan bozacağım? 29'dan bozdum. Herhalde. Yazmıyor şimdi kaçtan bozdu. Şuraya köşeye çekelim. Biz iki araba gidiyoruz bu arada. Abilerimiz, ablalarımız var yanımızda. Tam 30'dan bozmuş. Tam 30? Evet. İyi bozmuş 30. Nakit 300 verdi diye yazmış çünkü. Okey. 55 para üstü. Evet, 30 liradan bozdu arkadaşlar. Yani bankada bozduramazsınız o fiyatı. Bak, köprü geçişi 205 TL. Otoyol geçişi 40 TL. Köprü geçişi 205 TL, otoyol geçişi 40 TL ödemişik. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Son denizi görmelerimiz burası. Bilmiyorum görebiliyor musunuz, uzak olabilir kamerada ama direkt karşımız Ege Denizi. Ege Deniz'in tam kıyıya vurduğu yer yani burası. Burada deniz bitiyor gerçekten. Maalesef ondan sonra bir daha denizi göremeyeceğiz. Almanya'ya gideceğiz. Daha seneye kadar bekleyeceğiz. Nerede görürüz? Hamburg. Hamburg'a gideriz, deniz görürüz. Evet. Bir gün Hamburg'a gidelim arkadaşlar da video oranın da bir denizini çekeyim size de aradaki farkı bir görün. Bu Almanya'daki denizle Türkiye'deki denizin arasındaki farkı. Mevsiminde gideceğiz. Kış mevsiminde değil mi? Böyle dalgaları 80 metre olduğu zaman. Evet. Aynen. O yüzden kanala abone olun, videoya like atın. Devam ediyoruz. Bir dahaki stopumuz Kapıkule. Görüşmek üzere. Evet. Sevgili dostlar, 429 kilometre yol geldik ve Kapıkule'ye 5 kilometre kaldı. Vatanımızdan çıkıyoruz biraz sonra. Değişik hisler içindeyiz. Hiç gidesim yok ya. Ne güzel hava var burada. Dün de Frankfurt'u su basmış zaten her yeri. Yağmur yağmış, dolu yağmış, çok fena. Evet, bu Kapıkule'den önceki son Shell'deyim. A101 falan var burada. Lukoil var, benzinlik. Trafik var diyebiliriz. Yani giden var birkaç kişi ama bakalım sınır kapıları ne yapacaklar? Bizi çok bekletecekler mi yoksa hızlı hızlı geçiş yapabileceğiz mi? Merakla gidiyoruz. Birkaç dakikaya göreceğiz. Evet, tırları ayırdı buradan. İyi bari tır sırası da çok fazla değil. Araba sırası da Türkiye çıkış şu an bayağı az gözüküyor. Değil mi? Sanki az gibi. Ama burada sıra değil ki. Bu çıkış. Ben daha Kapıkule'ye çıkış mı burada? Hı-hı. Yoksa tekrar önde gişeler var mı? Daha önde var galiba. Evet. Doğru. Burası ön kontrol herhalde. Evet. Bakalım ne olacak? Şu anda saat 14.26 Türkiye saatiyle. Bakalım ne kadar sürede çıkacağız. Evet arkadaşlar, iki sıraya sıkışmış araçlar burada. Bayağı bir sıra var gibi gözüküyor. Bu tarafa mı duralım? Bu tarafa dur. Tamam, duralım bakalım. Okey, sıramızı aldık. Bayağı bir sıra var gibi gözüküyor. Gümrük kapısı bir herhalde 200 metre falan ileride. Kaç kapı çalışıyor şu anda bilmiyorum. Tam olarak göremiyorum henüz. İki tane yeşil gördüm. İki tane. İki mi? İki tane. Okey. Ben biraz
kestireyim burada. Zaten gece az uyuduydum. Türkiye çok sıcak. Video çekimle eşim devam ediyor. Evet arkadaşlar, Türkiye'den çıkış yaptık. Radara yakalanmışım bir yerde. Gelibolu Keşan istikameti. Dikkat edin, oralarda radarlar var. 3000 TL ödemem gerekiyor. 100 oraya tekabül ediyor neredeyse. Güzel miktar. Neyse, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Öderiz, yapılacak bir şey yok. Hızlı gittiysek cezamızı çekmeye razıyız. Duty free'de para bozmam lazım. Çünkü bütün liraları harcadıydık. Biliyorsunuz lira her sene değer kaybettiği için lira tutmuyoruz. Şimdi tekrar euro bozdurup tekrar geri dönüp borcumu kapatacağım. Yapılacak bir şey yok. Daha Bulgar'a giremedik. Hala şeydeyiz şu anda yani. Türkiye'den çıktık ama duty free'ye gidiyoruz. Devam ediyoruz. Yolculuk devam. Arkadaşlar duty free'de şimdi döviz bürosuna geldim. Merhaba, kolay gelsin. Euro'yu kaçtan alıyorsunuz? Euro verecek misiniz, alacak mısınız? Vereceğim. Euro vereceksiniz. Evet. 28.70. 28.70. Tamam. Bana aşağı yukarı 3200 TL falan lazım. Cezam varmış. Aa. Ne kadar yapıyor? 110 euro 3157 yapıyor. 3157. 110, 115 yapsak? Tamam. Şöyle 100. Yalnız 150 versem 115'ini bozup gerisini euro verseniz olur mu? Çünkü fazla liraya ihtiyacım kalmadı. Evet arkadaşlar, biraz değişik bir açı oldu sizin için ama para bozuyoruz. Şu anda ofiste. Teşekkürler. €150 verdim. 35 euro geri aldım. Gerisini de lira olarak alacağız. Cezamızı ödeyeceğiz. Cezayı çek kesmişler. Tamam, sağ olasın. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Liralarımızı aldık. Liralarımızı. Ey güzel Atatürk be. Ne güzelsin ya. Öyle. Yapılacak bir şey yok. Şimdi biraz duty'de gezeceğiz. Buralarda. Ondan sonra Bulgar'a girelim. Ne güzelmiş ya burası, böyle mağaza. Hiç kimse yok. Oh mis. 9,5 euro. Puma. Orijinal mı acaba? Orijinal da benziyor. 9,5 ise iyiymiş. Alayım mı ya bir tane? Güzelmiş. Hemen almayı düşündüm. Fiyat uygun. 9,5 euroya Puma alıyorsan, orijinalsa orijinala benziyor. İyidir yani. Ferrari mi alsak bir tane? Bunlar 17 euroymuş. Okey. Neyse arkadaşlar, tamam, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, borcunuz varsa şuradan söylüyorlar size. Vezne'de gelip ödüyorsunuz burada. 53 numarada. Burada ödemeyi yapıyorsunuz. 53 numara Vezne. Bilin yani. Bu da önemli bir şey. Bilmek lazım. Ha, şey olabilir belki. Tamam. Çok gelen giden var. Anlıyorum. Bir dakika, neydi abi? Borcum varmış. MTK. MTK, evet. HU. Ankara Ufa mı? Hayır. Harun. Ha, Harun. Harun Osman. Harun Osman. 17. 17. Çanakkale'ymişsiniz. Aynen, Çanakkale'ymişsiniz. Hemen anladım. Nasıl sana? Evet. Bir tane trafik cezası yemişim. O da Çanakkale'nin orada yemişimdir büyük ihtimal. İşte memlekette yedik. O yüzden diyecektim, bir indirim yapamaz mıyız onu? Çok pahalı. 17 günlük fiyatı. Ne kadar? Toplam 3143 lira. Bu trafik cezası olan, tamam mı? Evet. Ama önceden yemişim. 26 birde. Ha, birinci ayda. Aha. Bugün bugünden değil. Bugün de yakalandım ben. He? Bugün de çekti radar ama. O zaman sisteme düşmemiş daha. Eyvah eyvah. Sıkıntı yok yani. Tamam. Toplam 3143 lira. Var 3143, mı bu? Var. Bozdurdum. Mecbur. Yapılacak evet. Bir şey yok. Bak. 3143 dedin. 3150 verdim. Ben sana 7 vereceğim. 2. 3, 4, 5, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 2000, burayı sayıyorum, 2, 3, 4, 5, dur sayma, burası 3000 oldu, 143, 150 vereceksin yani. 350 mi? Yok, 150. Ha, 150, o zaman böyle yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Evet. 50 lira.
Vay be, memleket bizi yaktı ya. Geçen sene ama birinci ayda ben nerede yakalanmışım onu? Şimdi söyleyeceğim sana. Çünkü Gelibolu Keşan yolu dedi bana. Keşan yolu çok tehlikeli biliyorsun abi. Evet. Oralara her yere yerleştirdiler şeyleri. Aynen. Tamam. Kameraları dur bir dakika kontrol edelim. Tut Türk lirası. Nereye gidiyorsun? Almanya, Frankfurt. Geri dönüyorsun. Hayırlısı. Abi? Biz daha gidemedik, siz gelemiyor musunuz be? Ben de Almanya'ya gidemedim. İnşallah nasıl olur. Var orada da. İnşallah olur bir gün. İnşallah. Yeşil pasaportum da var. Aslında. Neden olmadı? Ben gideceğiz, kul parası arttı. Bir pasaport ağaçları arttı. Evet. Her şeyimiz de zamlandı yani. Görmüyor musun? Cezaevinden ne kadar oldu? Evet. Ben bundan sana bir tane de yazdırayım, ne olur ne olmaz. Aynı şeyi iki kere ödetmesinler, anladın mı? Tamam. Anladım. Keşan Gelibolu istikamete Eneşe Kavşağı. Evet. Orası. Bu Avsa'nın olduğu yerde EGS'ler. Tamam. Yazdırıyorum ben sana bundan. Onu dikkat etmemiz lazım bir evet. Dahaki. Şimdi gelirken çünkü bir daha çekti radar. Ha. Bakalım ne olacağız seneye? Küllü mü olacağız da? Seneye ona göre miktar. Küllüsünden duydum radar kes varmış. Evet. Hiç ceza yememiş gidip geldi. Ya, yani... Uyanıklar var ya çıkıyor öyle. Ötüyor makine. Radar geliyor dikkat et diye. Evet evet. Evet var tabii. Almanya'da biz kullanıyoruz. Evet. Yani burada kullanmadım ama. Tamam. Evet, tamam oldu. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Evet arkadaşlar muhabbetimizi duydunuz abiyle. O da herhalde hemşerimdi. Çanakkale'liydi. Sevindi benim Çanakkale'li olduğumu duyunca. Ödedik paramızı. O da geçen senedenmiş yani. Yolda gelirken bir daha çekindim. Dur bakalım seneye ne olacağız? Seneye çekin. Seneye gelmiyor. Ne olacak? Eninde sonunda mecbur geleceğiz. Ödeyeceğiz. Yapılacak bir şey yok. İki katlanma. Canları sağ olsun. Memleketim yesin ya. Gidip de Almanlara ödemektense Türkiye'ye öderiz. Daha iyi ya. Vatan burası. Ama işte o ödediğimiz paralarla keşke doğru dürüst yol yapsalar. O her yere bizim oralara da mesela. Veya ne bileyim arabalara bakım yapsalar vesaire vesaire tüf yapsalar. Kaldırımları biraz indirseler. Kaldırımlara çıkmaya merdiven lazım. Bacaklarım ağrıdı ama böyle böyle çıkıyoruz kaldırımlara. Keşke düzgün yol yapsalar daha iyi olacak ama işte neyse. İnşallah olur bir gün. Olur olur. Haydi görüşürüz. Bulgar'a geçiyoruz şimdi. Ha kısaca bir not daha ekleyeyim arkadaşlar. Unuttum onu şimdi söylemeye. Güzel bir haberim var. Ufak bir haber. Yani çok ceza ödesek de biraz negatif olsa da bu pozitif bir haber. Türkiye'den Bulgar'a girerken hani desenfektan falan yapıyordular ya 3 euro, 3 euro, 5 euro veriyordunuz arabanıza bir şeyler sıkıyorlardı. O kalkmış arkadaşlar. O yok artık bu sene. 2023 yoktu. Yani geçtik öylesine. Bu güzel bir haber. Bunu da ekleyeyim dedim. Bu da ilginç bir detay olabilir sizin için. Hadi görüşürüz. Hepimize hayırlı yolculuk bu arada. Evet arkadaşlar Bulgar'a girdik. Tam 2,5 saat sürdü. Şimdi bir dahaki İstasyonumuz artık Sofya. Ondan sonra oradan Sırp'a girmeye çalışacağız. Bakalım oradan olacak. 2,5 saat Türkiye'den çıkışımız sürdü. Şimdi yola devam. Haydi devam ediyoruz. Selam arkadaşlar. Bulgar'ı da bitirdik. Yandık ya. Şuraya bakın. Daha sınır görünmüyor bile. Polis molis geçmeye çalışıyor. Gelene gidene bağırıyor. Çağırıyor. İki sıra duruyorduk. Bizi tek sıraya aldı. Yani acayip bir şeyler oluyor burada. Polisler millete bağıra bağıra kıza kıza gidiyorlar. Saat şu anda hadi Türkiye saatiyle değil artık Avrupa saatiyle 19.45 diyelim. Aslında Türkiye saatiyle 20.45 ama 19.45 diyelim Avrupa saatiyle. Bakalım buradan kaç saatte çıkacağız. Allah kolaylık versin. Burası ama herhalde sabaha kadar sürer diye düşünüyorum. Çünkü duyuyorsunuz tırlar korna bağırıyor. Yani inanılmaz bir sıra var. Ama belliydi zaten. Çıktığımız günden belliydi. Çarşamba günü çıktık. Perşembe. Ay perşembe günü çıktık yola. Yani hafta sonunda herkes evine yetişmeye çalışacak tabii. İşimiz uzun. Sen de. Biz de basalım. Agresyonlarımızı burada atalım. Sinirlerimizi atalım burada biraz. Artık Bulgar'a Sırp'a söveceğiz artık. Yapılacak bir şey yok. Aynen. Öyle.
Bakalım ne olacak? Polis gene gitti, önde bağırıyor birilerine. Tırcıya bağırıyor. Tırcıya bağırıyor, ne basıyorsun kornaya diyor. Öyle. Yapılacak bir şey yok. Gurbet yolu bu sene berbat olacak. Giderken çok iyi geldik ama giderken çok iyi gittik Türkiye'ye ama millet şimdi tabii fırsattan istifade sıralara girmeye başladı. Polis bir daha geri. Şimdi tabii arkadan akıllılar o polisin açtığı tek şeridi kullanıp yine iki şerit yapacaklar. Sokma. Evet arkadaşlar, korna konseri başlamıştır. Hepsi korna basıyor. Sibel Can gibi çalıyoruz mübarek bugün. Şu an görüyorsunuz arkadan tekrar polis geliyor. Biz bu polisin açtığı şeride tekrar girdik. Yani yapılacak bir şey yok. Ne yapalım? Herkes geçmeye başladı bizi. Biz de yine geldik. Nusra'ya geçtik. Ne yapayım yani? Herkesi de önüme salamam ki. Ben sabaha kadar beklemem burada. Polis geldi. Hepsini bir sıraya şey etti. Aynen. Şimdi herkes geri geliyor yine aynı sıraya. Şimdi herkes geri diziliyor öbür tarafa. Öyle işte. Şu an yandaki arkadaş sıra alabilir miyim diye sordu. Onu saldık önümüze. Evet arkadaşlar, halen de Bulgaristan-Sırp sınırında bekliyoruz. Daha Bulgar'dan çıkış bile yapamadık. 1 saat 15 dakika oldu. Anca buraya gelebildik. Bakın. Yani daha Bulgar'dan çıkış yapamadık ki Sırp'a bir de giriş yapacağız. Bu bayağı uzun sürecek. Korna konseri oldu biraz önce. Ben de şey zannettim, Fener gol attı zannettim ama meğerse millet sınır yavaş yürüyor diye korna basıyormuş. Neyse, yapılacak bir şey yok. Biz biraz geziyoruz. Biraz göstereyim size böyle. Ya ön dolu ya. He? Ön dolu diyor. Çok dolu baba. Biz burada bir 2-3-4 saatten reklam yapsam burada. Bence de. İnsanlar perişan oldu. Zor biraz. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani sıranın haddi hesabı yok. Gidiyoruz gidiyoruz. Daha ucu görünmüyor yani. İnanılmaz bir sıra var. Şuraya bakın. Geliyor öne doğru. Arkada yine kornalar çoğaldı. Yani görüyorsunuz berbat. İnsanlar perişan. Halk. Baba, halk. Tuana mı? Biri Tuana mı diyor? İben. Daha yukarıdan da arabalar gidiyor ne? Bak oradan buraya birleşiyor görüyor musun? Yani inanılmaz. Ya şu üst taraftan da arkadaşlar arabalar geliyor. Ben de anlamadım onlar nereden geliyor. Yan kapı ki orası. Yok, yan kapı değil, buraya birleşiyor baksana. Yani buraya kadar sıra. Bazen Google Maps'leri buradan getirmiş olabilir. Ne oradan getirmiş, ne yapacak? Ne olmuş? Bazen Google Maps'i buradan getirmiş olabilir. Bu taraftan getirmiş. Ha. Berbat. Daha görüyorsunuz yani burası Bulgaristan çıkış. Daha bir de ondan sonra Sırp giriş var arkasında. Evet arkadaşlar, Sırp'a girmeyi başardık sonunda. Tam 3 saat 15 dakika sürdü. Yine iyi geçtik aslında. Yani çok değilmiş, o kadar uzun sürmedi ama yordu ya. Bayağı yordu. Saat şu anda 11. Avrupa saatiyle. Öyle. Biraz daha devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar? Nerede trak? Orada bırak. Birazdan görüşürüz. Ne yapacağımızı videoya alacağız nasıl olsa. Haydi bakalım. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Biraz önden göstereyim şöyle yolu. Görünürse. Niş. İstikameti. Tamamdır. Haydi. Görüşmek üzere. Evet güzel insanlar, bütün gece durmadık, Sırbistan'ı çıktık, şu anda Macar sınırına geldik. Bu Macar sınırından önceki mol benzinliğin daha ötesinde durduk. Yani zaten 1 saat 1,5 saattir neredeyse 2 saattir sırada bekliyoruz. Saat 5'te geldik sıraya, tam saat 5'ti şu anda.
6.38. 6.38. Acilen şu benzinliğe çıkmak istiyoruz aslında, biraz ihtiyaç molası yapmak için, ama benzinlik de mi tıkalı, dolu anlamadık. Şurada arabalar duruyor. Biz de geçip de milleti rahatsız etmek istemiyoruz şu anda. Bilmiyorum yani, 2 saattir daha bekliyoruz. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz. Sınırda da galiba kaç kilometre gösteriyor navigasyon? 3.1 kilometre gösteriyor sınırı hala. Yani Macar sınırı bu sene berbat. Gece geldik ekstra, hani yollardan zaten fark ediyordunuz çok geri dönen olduğunu. Dedik hadi uyumayalım, gidelim bir an önce oradan geçelim dedik, ama demek ki bizim gibi bir sürü insan aynı şekilde düşünmüş. Şu anda acayip bir sıra var. Bugün öğlene doğru burası ne olur hiç düşünmek bile istemiyorum yani. Böyle, bu sene böyle oldu. Yani uzun senelerdir böyle denk gelmemiştim. Ama bayağı yoğun arkadaşlar. Bayağı yoğun. Bayağı. Evet, saati görüyorsunuz. 3 saat 40 dakika oldu. Ve Sırbistan çıkış kapısına iyicene yaklaştık arkadaşlar. 3 saat 40 dakika tamamen uykusuzuz. Artık yeter ya. Vallahi dayanamayacağım. Uyuyacağım ben. Hadi. Evet, planımız şöyle arkadaşlar. Allah kısmet eder de Macaristan'a girebilirsek bugün ilerleyen saatler içinde. Orada bir yerde bir daire gibi bir şey tutacağız. Otel gibi bir şey tutup orada artık akşama kadar yatacağız. Ondan sonra gece devam edeceğiz inşallah. Gece moduna geçeceğiz yani, anlayacağınız. Aşağı yukarı 1100 kilometre yolumuz var daha önümüzde. Ama gidecek halimiz kalmadı. Yani artık böyle arabada 2-3 saat kestireyim devam edeyim falan modu da bitti. Tamamen pillerimiz bitti. Tükendi. Dinlenmek önemli. Yolda tehlikeye atmamak lazım. Böyle yapacağız. Oradan da yine video çekelim size tuttuğumuz yeri. Ondan sonra yatar dinleniriz birkaç saat. Kalkar duşumuzu yapar, rahat rahat devam ederiz yolumuza inşallah. Hadi birazdan Macar'da o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Sırp'tan çıktık. Macar'a girmek üzereyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 araba falan var önümüzde. Millet korna basıyor. Biraz önce yan tarafta bir adamla konuştum. Kendisi herhalde Arnavut muydu neydi? 10 saat beklemiş sırada. O yüzden biz yine iyiyiz. Bizim şu anda tam 5 saat oldu. 5 saattir sıradayız. Yine iyi geçtik bir şekilde. Biz iyi sırada durmuştuk demek ki. Adam 10 saat, yani bizden 5 saat fazla beklemiş adam. Ben de anlamadım. Aynı benden, ben hatta ondan önce gireceğim şu anda. Yani şanslıyız. Yani bir ara yol açıldı böyle sağ taraftan. Biz oradan bir koptuk. Bayağı bir yol yaptık biz orada. Gittik bir kilometre kadar bir yanaştık kapıya hızlıca. O iyi oldu. Şans diyelim. Tabii başkaları bizden uzun beklediler. Onlara da Allah kolaylık versin. Ne diyelim, yapılacak bir şey yok. Bazen de biz bekliyoruz uzun. Onlar, başkaları geçiyor. Böyle oluyor. Yapılacak bir şey yok. Bilinçli yapmadık. Hani bilinçli kimseyi kesmedik. Yol açıldı. Önümüz açıldı. Biz de yürüdük. Kim olsa yapardı sanırsam. Öyle. Şimdi Macar'a şükür gireceğiz. Artık burada arabada beklerken biraz uyu kestir, uyu kestir. Açıldık. Biraz kendimize geldik. Demin çok yorgundum. Bakacağız bakalım. Devam etmeyi düşünüyoruz yolumuza. Belki bir şekilde Avusturya'ya da atabiliriz kendimizi. Artık en azından önümüzde sınır yok biliyorsunuz. Yolumuza devam ediyoruz. Sıla yolu değil, gurbet yolu 2023 videosu devam ediyor. Videoya like atın, bize destek olun arkadaşlar. Bu kadar emek çekti, emek verdik burada, bu kadar eziyet çektik. Bir like'ınızı esirgemeyin bizden. Hadi Avusturya'da görüşürüz. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolda değilim. Şu anda Macar sınırından girmiş bulunuyoruz ve Viyana'ya gelmiş bulunuyoruz. O ara esnada gerçekten video çekecek halim kalmadı. Çok yorgundum. Macar'a girmemiz tam olarak 6,5 saat sürdü. Ve biz yine iyi geçenlerdendik. Yani bizimle beraber tam pasaport sırasına gelenlerle konuştum birkaç kişiyle. 10 saat, 11 saat bekleyenler vardı. Yani inanılmaz bir yoğunluk vardı. Ben böylesine daha yıllar öncesinden belki denk gelmişimdir. Bir kere 20 saat beklediydik Macar'da, ben çocuktum. Ama ondan sonra da böylesine bir daha hiç denk gelmemiştim. Bayağı yoğundu. Bir de uykusuz kaldık tabii ki. Biliyorsunuz gece oraya geldik. Uyuyamadık da doğru dürüst. Arabayı sürekli öne çekmek zorundayız. Bir hanım birer saat değişmeyle uyku çekmeye çalıştık ama o da pek mümkün olmadı. Ondan sonra da tabii hava aydınlandı, güneş falan açtı, sıcak bastı. Sıcakta da uyumak pek mümkün değil arabada. Ne yapalım ne edelim derken kendimizi Viyana'ya kadar attık. Buradan güzel bir tane apart kiraladık şu anda. Linkini yine aşağı atarım arkadaşlar. Uygun yani, diğer Viyana'daki otellere, apartlara bakarsanız yani 200'den aşağı hiçbir şey yoktu. 200 Euro'dan aşağı. Buraya şimdi 127 Euro ödedik.
yani uygun diyebiliriz. Tabii ki biraz pahalı ama yapılacak bir şey yok. Fiyatlar bunlar artık. Bunlara alışmamız lazım. Biraz gösterebilirim size. Gerçi banyosu var. O çok güzel bir şey. Yatıp banyo bile edebilirsiniz. Harika yani. Dinlenmek için birebir ben zaten şimdi birazdan banyoya gireceğim. Şöyle bir başlayalım gezmeye. Şöyle şuradan giriyorsunuz bu kapıdan. Buradan giriyorsunuz. Şurası oturma odası. Benim küçük bıdık orada yatıyor zaten. Şuraya bir yemek masası koymuşlar. Şurada televizyonumuz var. İnternet kutusu var. Wi-Fi bağlanabiliyorsunuz. Burası yatak odası. Bir lamba yakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Karşıda da bir mutfak var. Yemek falan pişirmek isterseniz. Biz gerçi pişirmeyeceğiz. Yani. Şurası da banyo. Temiz ama güzel yani. Harika bir yer. Bina olarak çok eski bir bina. Yani bu Viyana'nın eski binalarından bir tanesi. Ama kaliteli, sağlam yani. Çatı yüksek. Sağlam. Dışarıya görüntümüz de bu. Burada bir cam var. Şöyle bir görüntümüz var. Pek bir şey görünmüyor. Şurası bayağı bir derin aşağı iniyor. Korkunç. Öyle arkadaşlar. Yani kendimizi Viyana'ya kadar attık. Artık yaklaşık 1,5 gündür neredeyse uykusuz yollardayız. Zaten Sarımsaklı'da da yani kaldığımız yerde Ayvalık'ta da yola çıkmadan önce son gecesi fazla uyuyamadık. Çok sıcaktı hava. İnşallah artık burada güzel bir uyku çekeceğiz. Yarın sabah 750 kilometre yolumuz var. Onu da atlattık mı evimize kavuşmuş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yarın sabah görüşmek üzere diyorum. Biz yatıyoruz şimdi gerçekten yorgunluktan. Gittik ya. Banyo edip direkt yatacağız. Okey. Gurbet yolu devam ediyor. Yani şurada da bir tuvalet var, onu da gösterebilirim. Unutmuştum biraz önce. Şurası tuvalet ayrı. Duş orada. Gurbet yolu devam ediyor. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hepimize iyi geceler. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Otelde, yani otelde değil de işte apartmanda kaldık, uyuduk. Şu anda devam ediyoruz. 700 kilometre yolumuz kaldı. Avusturya'dayız halen de. Şöyle biraz yolları göstereyim size. Bomboş. Tabii bu güzergahı tatilciler kullanmadığı için biz şu anda Viyana'nın üst tarafından geçtik. İçinde kaldığımız için bizi buradan getirdi şimdi. Şu an bir 100 kilometreye yakın böyle bomboş yolda gidiyoruz. Çok rahat, çok iyi. Şimdi 20 kilometre sonra yine normal güzergahımıza çıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra bakalım yoğunluk nasıl devam edecek. Çünkü duyduğumuz kadarıyla ve internetten takip ettiğimiz kadarıyla bizim arkamızdan baya çok daha insan geliyor yani yollarda. Kapıkule falan filan bizden sonra çıkanlar çok daha fazla beklemişler. Macar'da bizden çok daha fazla beklemişler. Biz çok bekledik dedik ama çok daha fazla bekleyen insanlar var. Allah kolaylık versin. Hepimize hayırlı yolculuk. Siz de bu yollara gelecekseniz size de hayırlı yolculuk. Evet, böyle. Perşembe çıkmayın yola. Perşembe çıkmayın yola. Biz bunu öğrendik. Ben bir daha perşembe günü yola çıkmam Türkiye'den kardeşim. Salı günü çık. Ben hep salı çıkardım. Rahat rahat giderdim ama tabii işte anlıyorum, insanlar pazartesi çalışacaksa mümkün olduğunca tatilde kalmaya çalışıyorlar tabii 1-2 gün fazla. Ama o 1-2 günü de yollar sizden alıyor nasıl olsa. O da var. Yani karar vermek lazım. 2 gün fazla tatil mi yapıp 2 gün önce çıkıp rahat rahat geri gelip buralarda mı tatil yapmak daha iyi? Onu herkes kendisi için karar verir. Ben bir daha çıkmam perşembe günü yola. Yani en geç çarşamba çıkarım hafta içi. Çarşamba o da sabah erkenden ki o çarşamba akşam falan çıkacak olan dalgayı kaçır onların önünde gitmek için. Öyle uzatmayalım. Şimdi bir dahaki stopumuz, yani stopumuz değil ama bir dahaki hedefimiz Almanya'ya giriş yapmak artık Passau'dan. Oraya geldiğimizde tekrar devam edeceğiz. Ondan sonra da bir 450 kilometre yolumuz kalıyor inşallah. Az kaldı. Bugün öğleden sonra evdeyiz. Şu anda saat sabah 8'i çeyrek geçiyor. Biz saat 7'de çıktık yola. 7.30'da daha doğrusu. Erken kalktık. Dün ama erken de yattık yani. Dün kaçta yattık? 7'de mi yattık? Yok. 8, 9 mu? 9'du. Saatten de haberim kalmadı artık. Böyle iyice ne şeyim kaçtı. Ayarlarım kaçtı. Saat 9 gibi yattık. Direkt uyumuşuk. Sabah saat 7'de kalktık. Devam ediyoruz. Okey. Passau'da görüşürüz. Evet. Hala Avusturya'dayız.
Amstetten şehrini geçtikten sonra otobanı komple kapatmışlar. Bizi böyle bir yan yola verdiler. Bir 30-40 kilometre galiba buradan böyle gideceğiz. Ama gidiyoruz en azından. Navigasyon da zaten daha önceden çıkarttıydı bizi. Şurada biraz önce bir otoban çıkışı daha vardı. Orada da polis çıkartıyordu herkesi otobandan. Böyle haberinize, bilginize. Navi ile gidin. Google'ı açın. İnternet bağlantınızı kurun. Bizi daha önceden uyardı. Yani daha otoban açıkken bizi çıkarttı zaten yan yola. Ondan sonra şimdi diğer çıkışa geldiğimizde polis çıkartıyordu herkesi. Biraz daha karıştı şu anda ortalık. Ama devam ediyoruz. Ufak ufak devam ediyoruz. Gidiyor yani. Gittikten sonra sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, Almanya'ya giriyoruz. Giriyoruz evet. Sınıra geldik. Avusturya'yı da bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Şimdi şu köprüyü geçince Almanya'dayız. Passau A3 otobanından giriş yapmış oluyoruz. Evet, burası Almanya. Geri geldik. İkinci vatan. Hoş geldik. Polis kontrollerine geldik. Trafiği iyicene bir yavaşlattılar. Yani Türkiye'den arabayla gelenler bilir. Burada polis her zaman bir çevirme yapıp bir kontrol yapar. Ha, şu anda yok ama. Trafik yavaşlatılmış ama polisler yok şu anda. Burada o park yerinde duruyorlar gerçi ama şu anda burada yol kontrolü yapılmadı. Buraya atlattık. Şurada sağ tarafta çadır var. Oraya çekip gerekiyorsa arabayı didik didik arayabiliyorlar da. Bir Türk ailesini çevirmişler şu anda. Gördük. Evet. Almanya'ya hoş geldiniz. Dünyada hız sınırlandırması olmayan tek ülke. Hadi basalım biraz. Şükür. Evet arkadaşlar, Gurbet Yolu 2023 yolculuğumuzun son anlarına geldik. Artık bir 6-7 kilometre yolumuz kaldı. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Frankfurt'un havalimanı görüntüsüyle. Önümüzde şu anda tam, yani sol tarafımızda Frankfurt'un havalimanı bulunuyor şu anda. Biz de ona zaten bir 10-15 dakikalık mesafede oturuyoruz. Yolculuğumuz güzel geçti. Allah'ıma şükür kazasız belasız buralara gelmeyi nasip etti. İyi oldu. Bir tane tehlikeli an yaşadık biraz önce Nürnberg'in yakınlarında. Bir minibüs önümüze çekti ama maalesef kamerayı startladım ama ayarları doğru değilmiş. O yüzden ön çekim yapmamış. Tam anı yakalayamadım. O yüzden koymadım da videoya. Koymaya da gerek yok zaten. Allah'a şükür bir şeyler olmadı. Bir şey olmadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, videoya like atın. Beğendiyseniz önümüzdeki aylarda, senelerde tekrar Sıla yoluna çıktığımız zaman yeni videolar ekleyeceğiz. Belki belli olmaz, kışında gideriz tekrar. Kanala abone olup takipte kalın. Çok teşekkür ettim. Hepinize hayırlı yolculuk. Allah kaza bela vermesin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hadi ciao.